Sevgili dostlar merhaba. Birçok çiftin şikayeti seksten sonra arkasını dönüp yatmaktır. Böyle bunun kaba versiyonları da kafanızda canlanmış olabilir. İşte seksten sonra çiftlerin uzaklaşması, arkasını dönüp yatması falan bunlar hoş şeyler değil. Bu konuyu psikoterapist Doktor Cem Keçer ile birlikte konuşacağız. Seksten sonra yakınlaşmayı. Evet hocam merhabalar. Merhaba. Seks sonrası uzaklaşma. Nedir, neden olur, ne yapılması gerekir? Burada kadın ve erkeğin fıtratına bir bakmak lazım doğasına bir bakmak lazım. Mesela eril enerji Venüs'le yani dişi enerjiyle çok yakın olduğunda o yakınlık orgazmla bittiğinde hemen uzaklaşmak ister. Bu erkeğin fıtratında vardır. Çünkü çok yakın olmuştur. Araya hemen bir mesafe koyma arzusu duyar. Dişi enerji Venüs ise orgazmla biten bir cinselliğin ardından yakınlığın sürdürülmesini ister. Çünkü dişi enerjinin en güzel yönü o yakınlığın seks dışında da sürdürülebilmesini arzulamasıdır. O nedenle kadınlar seks bitti yakınlığa devam edelim. Erkekler seks bitti yapı paydos uzaklaşalım noktasındadır. Bu fıtrattır. O nedenle yatakta iki kişiden birinin akıllı olması gerekir. Yani erkek mesela akıllı olup ya tamam benim fıtratımda uzaklaşmak var ama sevgili dostlar bölüyorum. Fakat katıl özelliğimizden bahsedeceğim size. Sempozyumlarımızı, kongre sunumlarımızı ve webinarlarımızı katıl özelliğini aktifleştiren izleyicilerimiz özel bir panelden izleyebilecekler. Bundan sonraki bütün panellerimizi, webinarlarımızı ve kongre sunumlarımızı bu bölümde size özel videolar şeklinde bulabileceksiniz. Ve çok özel videolarımızı da katıl özelliğiyle izleyebileceksiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Eşimin hatırı için. Onun mutlu olması için ben onun yanında bir süre daha kalmalıyım diyebilir. Ya da kadın akıllı olup ya kocamın fıtratında bu var. Bunu mesele etmeyeyim diyebilir. Çünkü Süleyman Demirel'in bir lafı var ya. Meseleleri mesele etmezsen <laughs> mesele yoktur diye. Şimdi iki taraftan biri akıllı olmazsa bu çiftlerin en büyük kaosu oluyor. Çünkü kadın kendini kullanılmış hissediyor. Erkek ise kendini boğulmuş hissediyor. Erkeğin boğulduğu nokta öfkelendiği noktadır. Kadının da kendini kullanılmış hissettiği nokta yine öfkelendiği bir noktadır ve öfke hakim olur. Ama aslında biz meta seks cinsel terapide neyi öneriyoruz. Son sevişme. Yani seks bitti. Son sevişmenizi yapın. Yani yaşadığınız cinselliğin ardından birbirinize dokunmaya, öpmeye, okşamaya devam edin. O cinsellik hakkında konuşun ve geliştirilebilir yönlerinizi ya da çok güzel yaptıklarınızı ya bu harikaydı bak bunu gene yapalım şeklindeki diyaloglarla onu sürdürün. Çünkü futbolu seyretmek keyifli ama futbol sonrası geyikleri seyretmek de keyifli ya. Seks de keyifli ama seks sonrası geyik yapmak da keyiflidir ve bu yakınlığı arttıran, aranızdaki romantik ve erotik çekimi arttıran en önemli unsurlardan biri. Ha onun dışında seks bitti. Beraber banyo yapın. Biraz da banyoda oynaşın. E seks bitti. Birlikte yatakta bir şeyler için. Kahve için. E, ya da açın bir film izleyin. Ya da bir müzik açıp dans edin. Yani seksin sürdürülebilir olabilmesi için orgazm olduktan sonra da o yakınlığın sürdürülebilir olması lazım ve bu da erotizm ve romantizm dengesidir. Mars ve Venüs dengelenmesidir. Şimdi bu seks sonrası uzaklaşmadan şikayet eden insanların aslında başka şikayetleri de olduğunu herhalde tahmin etmek zor değil. Bu belki sadece bir gösterge olarak seks sonrası uzaklaşma can sıkıcı oluyor ama normalde ilişkisel anlamda da birçok probleme işaret edebilir mi? Seks sonrası bu uzaklaşma. Tabii ki. Mesela seksi bazen bir ihtiyaç giderme gibi yaşayan erkekler var. Seksi bir kadınlık görevi gibi yapan kadınlar var. Ve bu görev bittiğinde, bu ihtiyaç giderildiğinde hemen ortamı terk eden çiftler oluşuyor. Ama burada aslında birbirlerine olan öfkeleri ortaya çıkmasın, bu güzel sahne bozulmasın ya da aklımıza güzel şeyler kalsın diye uzaklaşanlar olabildiği gibi o seksin disfonksiyonlu olması durumunda Mesela erkeklerde ileri derecede erken boşalma ya da cinsel ilişki sırasında ereksiyon problemi ya da kadınlarda ağırlı ve acılı cinsel birliktelik dediğimiz disparoni ya da anorgazmi dediğimiz sürekli kadının cinsellikten orgazm olamayışı gibi durumlar ortaya çıkan bir cinsel disfonksiyon durumunda çiftler ne yapacaktır? Sekslikler bitmez birbirlerinden uzaklaşacaklardır ve bilardo topu gibi birbirlerine çarpıp uzaklaşacaklardır. Ve bu uzaklaşma o ilişkinin felaketi de olabilir. Çünkü cinsellik aslında bizim birbirimize en yakın olduğumuz, bizi diğer ilişkilerden ayıran en önemli unsur. Çünkü karı koca olarak yaptığımız en önemli şey sekstir. Onun dışında her şeyi anneyle, babayla, kardeşle, arkadaşla yapabilirsiniz ama seks sadece karı koca arasında olur. O nedenle evliliği evlilik yapan cinsel ilişkidir ve oradaki yakınlık sağlıklıysa ve sürdürülebilirse evliliğin kalitesini ve ilişkideki uyumu da gösterir. Ama seks bitti hemen uzaklaşma o evlilikte çok ciddi problem olduğunu gösterir. O nedenle cinsel terapi eğitimini alan uzmanlara biz evlilik terapisi eğitimini almalarını da istiyoruz. Çünkü evlilik problemleri cinsel problemlere, Cinsel problemler evlilik problemlerine yol açar. Şimdi bu tabii hani erkeğin fıtratıdır biraz uzaklaşmak dedik. Bu bazı erkek izleyicilerimiz için bir savunma mekanizması da olmasın. Fıtratım da var demesinler. De evet fıtratım da var demesin. Çünkü kadın izleyicilerimiz de buna muhtemelen böyle yorumlar yapacaklardır. Şimdi bunun çözümü sizin de bahsettiğiniz gibi aslında son sevişme. Son sevişme ile birlikte o yakınlığı, diyaloğu, iletişimi devam ettirebilmek gerekiyor. Bir isterseniz şöyle son sevişme reçetesi çıkaralım. Yani seks bitti ve kadın ve erkek de rahatladı, orgazm oldu. Sonrasındaki süreçle alakalı, hani bir sonraki seksi başlatacak süreçle alakalı bir yol haritası çıkaralım. En güzeli şudur, seks bittikten sonra dokunmaya devam edin. O devam ederken de konuşmaya devam edin ki bu konuşmanın içeriği de cinsel içerikli olsun ve yaşadıklarınızın bir kritiğini de yapın. Ama suçlama, eleştirme değil de geliştirilebilir, bak bunu daha güzel yapabiliriz şeklinde pozitif bir geri bildirim verilebilir ya da çok keyif aldığınız şeylerin altı çizilebilir. Ve böylece ne olur? E, erkek ve kadın yaptığı şeyin keyfini taçlandırmış olur. Ve bu taçlandırma aslında bir sonraki seksin de başlangıcıdır. Çünkü son sevişme bir sonraki seksin başlangıcı olması hasebiyle de... ...aslında cinsel uyum açısından çok değerlidir. Ve e, burada demin de videomuzun başında belirttiğim gibi sevişmeye devam etme, okşamaya devam etme, sarılmaya devam etme, sarılarak uyuma birlikte banyo yapma ya da bir müzik açarak dans etme ve bütün bunların bir yakınlığın işareti olması, romantik ve erotik sözlerle bu yakınlığın taçlandırılması tabii ki evliliğin kalitesini de gösterir, çiftlerin kalitesini de gösterir. O nedenle fıtratımda var deyip kaçmak yerine ben kaliteliyim, ben olgunun ben bu işi bilimsel ve sanatsal yapıyorum şeklinde kendinize gurur duyun. Bu da bir bakış açısı. Evet, şimdi bu seks sonrası yakınlaşma çok önemli. Zaten hep üzerinde de durduğumuz bir konu. Seks sonrası yakınlaşmanın bir sonraki seksi etkileri var. Bir de bunun ilişkiye olan etkilerinden bahsedelim mi? İlişkinin duygusal yönüyle alakalı neleri iyileştiriyor? Şöyle, kadınların romantik arzuları tatmin oluyor. Erkeklerin de penis vajina birlikteliği dışında da bir haz var. Burada muhteşem bir zevk var. Mindful sex var. Noktasına gelmeleri için de erotik arzuları tatmin oluyor. Çünkü erkeklerin çoğu penis vajina birlikteliğinin sonunda aldıkları zevki hedef görürler. Ama penis vajina birlikteliği olmadan da bir kadınla öpüşmek, ona dokunmak, onu hissetmek aslında bu da çok muhteşemdir. Yani aslında biz ötekini hissettiğimiz ölçüde performans odaklı seksten uzaklaşıp partner odaklı sekse geliriz. Biz penis vajina birliklerinden uzaklaştığımızda penis odaklı seksten çıkıp partner odaklı sekse gelir. Bizim daha önce çektiğimiz 3P videomuzu lütfen izlesinler. O nedenle burada partner odaklı seks, erotik ve romantik arzuların tatmini evliliğin de sağlıklı olmasını sağlar ve her iki tarafında Cinsellikten keyif alması için de bu gereklidir. Evet, o yüzden seks'i sadece performans odaklı, penis ya da vajina odaklı bir aktivite olarak görmek yerine partner odaklı, bir birliktelik olarak görmemiz gerekiyor. Zaten herhalde partner odaklı baktığımızda da bu problemi çözmüş olacağız. Tabii ki. Çok teşekkür ederiz hocam. Sevgili dostlar bu videoda cinsellik sonrası, orgazm sonrası uzaklaşma, böyle bir hani arkasını dönüp yatma falan Bunlardan bahsettik ama yakınlığın ne kadar önemli olduğu noktasına bağladık. Bu konuda sizler de lütfen fikirlerinizi, yorumlarınızı, görüşlerinizi paylaşın. Ve eğer hala abone değilseniz abone olun ve bildirimlerinizi de açın. Böylece her yeni videoda Cem Hocam'la birlikte sizlerle buluşabilelim. Biz geldik, buradayız diyebilelim. Hoşçakalın.